Arkadaşlar bugün size öyle bir çorba yapacağım. Diyeceğiniz ki akşam bu çorbayı içtiğinizde işte insan gibi bugün bir çorba içtim. Kesinlikle bunu söyleyeceğiniz, bunun garantisini veriyorum. Burada 5 tane domatesimiz var. Hemen domatesleri şöyle ikiye bölüyoruz. Tenceremizin içine atıyoruz. Tabi bu domatesler, biberler, soğanlar tamamı daha önce de yıkandı, buraya hazırlandı. Soğanlarımız kabuğuyla. Maydanozlar evde, bunlar maydanozların sapını atıyorum. Havuç. Kapya biber. Yeşil biber. Buradan gerçek efsane bir lezzet çıkacak. Şöyle 7-8 tane, 7-8 tane desek de burada 15-20 tane var. Tane karabiber. 3 adet defne yaprağı. 1 diş de sarımsak. Şimdi biz bu çorbamızda ortalama 7 su bardağı civarında su kullanacağız. Suyumuzun 6 bardağını haşlamada kullanacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağımızın başına geçiyoruz. Salça konusunda şunu söyleyeceğim. Fazla katkılı mıdır, boyalı mıdır? Şöyle söyleyeyim. Salça yattım ocağa. Karıştırdım. Salça özlenmediyse, sadece suyu çıktıysa, yüzünde kırmızı kırmızı dolaşıyorsa, boş yere o salçayı almayın. Direkt salçanızı değiştirin. Salça dediğim, attığın zaman yemeğin içine hem rengini verecek, hem de yemeğin içinde özlenecek. Su gibi yüzüne çıkıyorsa o salçayı kullanmayın. Paranıza yazık olmasın. Bunların tamamını kaynatacağız. Ondan sonra çıkacak olan çorbaya bakacağız. Sebzelerimiz kaynamaya başladı. Bunu ara ara karıştıracağız. Özü çıkana kadar, ne diyelim, dibinde suyu kalmayacak, özü kalacak. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Sosumuzu kaynattık. Şimdi ne yapıyoruz? Güzelce bir blenderdan geçiriyoruz. İçindeki karabiberler, soğanlar, sarımsaklar, ne varsa defne yaprağı, tamamını ne yapacağız? Özleştireceğiz. Bunun tamamını test süzgeçten geçireceğiz. Gördüğünüz gibi dibinde sadece neyi kaldı? Kabukları, çöpü, çekirdeği kaldı. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Çorbanın bundan sonrasını çok iyi izlemeniz lazım. İyi dinlemeniz lazım. Bu çorbada kremiye karşı şeker alternatif. Yani bu çorbada kaşarı sevmeyen için de, kremayı sevmeyen için de alternatif var. O iki alternatifi de çorbayı yaparken göstereceğim. Tenceremizin dibi kesinlikle kuru olacak. İçinde bir damla dahi su olmayacak. Unumuzu çok iyi kavuracağız. Aynı helva kavurur gibi kavuracağız. Ta ki un kokusundan, hamur kokusundan, ekin kokusuna gelene kadar. Zaten kenarından kokladığınız zaman o kokunun kaybolduğunu, güzel bir kokunun geldiğini fark edersiniz. İşte o zaman diğer işleme geçersiniz. Mis gibi koku gelmeye başladı. Un kokusu da hamur kokusu da gitti. Şimdi ne yapacağız? Altını kısacağız. Yağını vereceğiz. Yağını nasıl vereceğiz? Karıştıra karıştıra. Dibindeki unun tamamı dağılana kadar. Toplanma olmayacak. Dibindeki un hafiften böyle akıcı bir kıvamda olacak. Bunu çok fazla kavurmamıza gerek yok. Daha önce zaten ununu kavurduğumuzdan dolayı. Bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Hemen soğuk suyu karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç toplanma yok. Sıra geldi diğer karışıma.
Görüyorsunuz özlü bir şekilde içine akıyor. Kaynayana kadar karıştıracağız. Toplamda 7 su bardağı su vermiş oldum. Kaynadıktan sonra kıvamını ayarlayacağız. Kaşar sevmeyenler için malzemesini katacağız içine. Çorbamızı ortadan göbek atmaya başladık. Tam bu esnada kaşar sevmeyen veya diyorsunuz ki usta benim evde kaşar yok diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bir fincana yakın tel şehriye atmanız gerekiyor. Tel şehriye atıp altını kapatmanız gerekiyor. Şimdi çorbamızın tuzunu atıyoruz. Çorbamız hazır. Bunda kremayı ben niye kullanmadım? Kremayı çok sevmiyorlar. Bir de işte nereden bulalım vesaire bir sürü şey oluyor. İçindeki havuç şekerli olduğundan dolayı kremanın açığını kapatır. Yok havuç kapatmazsa ne yaparsınız? Bir çay kaşığı şeker atarsınız, toz şeker. O toz şeker domatesin asitini kırar. Aynı krema katmış gibi lezzete sahip olur. Şimdi sunuma geçiyoruz. Hemen çorbamızı dolduralım. Çorbamız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle üzerine bir de kaşar atıyoruz. Lap diye. Arkadaşlar iyi bir çorbacıya giderseniz kesinlikle böyle güzel bir çorba içersiniz. Bu çorbayı her yerde her çorbacı yapmaz. Sadece ve sadece özel yemeklerde ya da sağlam bir çorbacı da içebilirsiniz. Şöyle bir çevirelim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.